Muhtar İbrahim Muslu bizlerle birlikteydi. Siyasetin sıcak başlıklarını konuştuk. Hem Türkiye'yi konuştuk, bizim siyasetimizi konuştuk. Hem de Fransa'yı konuştuk. Fransa'da biliyorsunuz işler karıştı. Tansiyon bir hayli yüksek. Polis şiddet artmış durumda. Göstericiler zor anlar yaşadı. Polis Down sendromlu çocuğu yere atıp ters kelepçeyle gözaltına aldı ve Macron yeni talimatlar veriyor. Bu talimatlar neler? Fransa'da neler yaşanıyor? Artık 6 gün geride kaldı. 6 günde neler yaşandı? Son açıklamalar neler? Gelin Fransa'ya bir göz atalım. Fransız polisi kontrolünü kaybetti. Ülkede gerginlik iyice arttı. Sokaklar çatışma alanına döndü. Özel kuvvetler eylemcilere sert müdahalede bulundu. Macron eylemlerin sonlandırılması için her şeyi yapın talimatı verdi. Fransa'da 45 bin polis ve jandarma sokaklarda. Eylemlerin yapıldığı yerlerden turistler tahliye edildi. Polis ve eylemciler karşı karşıya kaldı. Polis eylemcilere karşı şiddeti arttırdı. Bazı göstericiler yerlerde sürüklendi. Coplarla darp edildi. Yetmedi, polis Down sendromlu çocuğu yere yatırıp ters kelepçeyle gözaltına aldı. Görüntüler tepki çekti. Eylemlere karşı çıkan Fransızlar Nahil'i öldüren polislere sahip çıktı. Yardım kampanyası başlattı. Şimdiye kadar 700 bin eurodan fazla para toplandı. Kampanya eski bir politikacı tarafından başlatıldı. Nahil'in öldürülmesinden sonra konuşan gencin büyük annesi, silahı ateşleyen polis memuru için para bağışı yapılmasına kalbim acı içinde diyerek tepki gösterdi. Polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını vurguladı. Büyük anne protestoları durdurun çağrısı yaptı. Dükkanları, otobüsleri, okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahil'i bir bahane olarak kullanıyorlar dedi. Fransa'da isyanın maliyeti ise 100 milyon euroyu aştı. O hal dahil her türlü seçeneğin masada olduğu Fransa'da, Cumhurbaşkanı Macron durum toplantısı yaparak bazı hükümet üyeleriyle görüştü. Macron, hükümete ülkede düzenin sağlanması için her şeyi yapın dedi.